Böyle saçmalık olmaz. Ben bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bahri Bey, hakkınızdaki yasal süreci başlatmak zorundayız. Keza delilleri kendiniz de gördünüz ve hakkınızda şikayet var. Bakın, biri bana tezgah kurmuş. Siz benim söylediklerime inanmıyor musunuz? Biz de size inanmak istiyoruz Bahri Bey. Ama elimizdeki deliller tam aksini gösteriyor. Maalesef. Biraz bekleyin, sabırlı olun. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Hayatım, babanın böyle bir şey yapmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yakında aklanacaktır, merak etme. İnşallah Aykut. İnşallah aklanır. Komiser Bey. Babam ne zaman çıkacak söyler misiniz? Biraz sakin olun. Biraz sakin. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Babam asla böyle bir şey yapmaz. Deliler öyle demiyor maalesef. Deli mi? Ne delili? Birazdan gideceğiz karakola. Asla ihtimal vermiyorum ben Bahri Hoca'nın böyle bir şey yapabileceğini. Ben de canım, ben de. Benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok canım, sağ ol. Ben çıkınca ararım seni. Tamam, çok öptüm. İkbal teyze ulaşabildiniz mi? Bir haber var mı Celal amca? Yok çocuğum. Neyse, artık oraya gidince öğreniriz. Hadi kalk. Canım arkadaşım benim ya. Kim bilir ne haldedir. Hadi yalnız bırakmayalım onu. Kıza bak ya, nasıl bir iftiradır bu? Kuru iftira canım benim. Bahri'yi tanımasak neyse. Bahri Hoca'nın üzerinde çok emeği var. Yani böyle saçma sapan bir duruma düşmesini azmedemiyorum. Öyle tabii canım. Bahri benim kaç yıllık dostum. Hayatımda tanıdığım en dürüst, en akıllı insandır. Kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Neyse, çıkalım hadi. Hadi çıkalım. Gel. İşime iftira atılıyor. Delil dediğiniz şeylerin doğruluğuna inanmıyorum. Sahtedir onlar. Delilleri okulun güvenlik kamerasından elde ettik. Eşinizle şikayetçi arasındaki yakınlaşma gayet açık görülüyor. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Bu mümkün değil. Yani kız babamın öğrencisiymiş. Sadece konuşmuş olamazlar mı? Hayır, elimizde sadece kamera kayıtları olsaydı biz de sizin gibi düşünebilirdik. Başka şeyler de mi var? Babanızın Şule Hanım'a gönderdiği mailler ve cep telefonu mesajları da var. Cep telefonu mesajı mı? Babam mı atmış? Ben gözümle görmeden inanmam. Görebilir miyim? Buyurun, içeri geçelim. Ben de görmek istiyorum. Hayır, sadece İkbal. Ama babamın neyle suçlandığını görmeye hakkımız var. Analiz size açıklama yapacaktır. Canım, dün üstüne gelmek istemedim ama gerçekten hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor, anlatsana. Boş ver Mehveş, gerçekten. Ya hani sen Aykut'u seviyordun? Ne olur bir şey sorma. Tamam. Bari Demir'i kimle gördün, onu söyle. Ben tanıyor muyum? Lanet olsun ya. Şişt, kıyamam sana. Ağlamak yok kadınım. Kendimizi bırakmak yok. Hadi kalk hemen, hemen çıkıyoruz. Yürü. Kalk kalk. Arzu. Ne oluyor Melih? Uyuyakalmışız. Ay,
Çok özür dilerim. Gece halamın uyumasını beklerken uyuyakaldık demek ki. Ben çok üşüdüm de farkında olmadan sana sarılmışım. Gerçekten çok özür dilerim. Tamam neyse. Olan oldu artık. Hadi çocuklar. Gelin kahvaltı hazır. Tamam halacığım geliyoruz. Arzu ben kahvaltıya kalmasam daha iyi olur. Okulda bir şeyler atıştırırım. Ama hayatım eğer kahvaltıya kalmazsan halam aramızda bir sorun olduğunu düşünür. Bak eğer dün geceye canın sıkıldıysa ben gerçekten çok özür dilerim. İsteyerek olmadı. Neyse tamam olan oldu artık hadi. Gidelim o zaman kahvaltıya. Melih çok teşekkür ederim. Koskoca doktorun başına geleni. Vallahi anne biz de şok olduk. Berna'lar da tabii koşup gittiler. Evet. Biz de yalnızız Volkan'la. Müşteri de yok oturuyoruz. Allah insanı kuru iftiradan saklasın vallahi. Amin. Banu Hanım ne yapıyor? Ne yapsın? İçeride babanı ikna etmeye çalışıyor hala. Ya baba ne olursun. Çok büyük bir şans yakaladım. Lütfen itiraz etme. Bana destek ol. Hiç nefesini tüketme. Bir yere göndermem ben seni. Hadi kalk giyin. Bugün dersim yok benim baba. Ayrıca ne olur böyle kestirip atma konuşalım. Giyin dedim. Beraber okula gideceğiz. Neden? Burs budur ne karın ağrısıysa işte. İstemiyorum babam izin vermiyor diyeceksin. İyi de baba böyle bir şeye gerek yok ki zaten. Vardır vardır. Senin sağın sonun belli olmaz. Başvurunu geri aldığını gözlerimle görmeden içim rahat etmez. Hadi giyin. Yapma böyle. Biraz güçlü olmaya çalış. Bak göreceksin. Babanı serbest bırakacaklar. Öyle de. Ne delilinden bahsediyor o zaman bunlar? Avukat var. Eğer isterseniz konuşabilirim onlarla. Aile avukatımız durumdan haberdar. Sen kafanı yolla. Ne var? Ne istiyorsun? Para mı? Şimdi işim var. Sonra görüşürüz. İş bitti Aykut. Yap dediğin her şeyi yaptım. Ya hemen paramı verirsin ya da polislere her şeyi anlatırım. Ya defol git kızım. Asabımı bozma bak. Öyle mi? Sen bilirsin. Karakolun önündeyim. Giriyorum içeri. Tamam Allah'ın cezası tamam. Geliyorum bekle. Hayatım ben bir lavaboya gidiyorum. Özgür, Pelin, Bahri nasıl? Nerede şimdi? Nezarethane Celal amca, bekliyoruz. Peki aslı asları var mıymış? Yani neye göre suçluyorlar? Kamera kayıtları varmış, bir de mesaj filan. Nasıl yani? Okulun güvenlik kamerasından görüntüler varmış. Bilmiyoruz, komiser öyle söyledi. Güya babam kıza mail atmış. Şimdi annem komiserin yanında. Deli dedikleri şeylere bakıyor. Hay Allah ya, nasıl olur böyle bir şey? Hala inanamıyorum. Kız öğrencisiymiş öyle mi? Evet. Şule diye bir kız. Öğrencisiyse ben size söyleyeyim. Kesin notlarla ilgili bir sıkıntısı vardır. Bunun başka türlü bir açıklaması olamaz.
Mesajlar ve mailleri de gördünüz. Ne var ya? Ne istiyorsun? Paramı istiyorum. Paramı ver. Ya kızım başlayacağım şimdi parandan ha. Adam içeride, ailesi içeride. Ne parasından bahsediyorsun ya? İş biter bitmez paran hazır demiştin. Eğer vermezsen polislere her şeyi anlatırım. Tamam be tamam. Bekle şurada iki dakika. Efendim Aykut. Şey canım ben şimdi size yiyecek bir şeyler alacağım da ne istersiniz? Yok canım gerek yok. Kimsenin bir şey yiyecek hali yok zaten. Ya yok olmaz öyle şey. Ben geliyorum birazdan. Yürü hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bankaya mı? Yok kasaba. Güzel et gelmiş onu alacağız ya. Hadi yürü. Ha dur dur. Bu arada sen ifadenle Özgür'ün adını verdin değil mi? Herhalde. Bahri'nin odasından çıkarken gördüm dedin. Aynen öyle dedim canım. Güzel. O halde birazdan polisler Özgür'ün de ifadesini alacaktır. Yürü. Gece. Ama Melih içeride şimdi. Yüzünü yıkıyor, duyar. Sonra anlatırım ben sana. Meraktan çatlarım, katasını aldım. Neyse dur, ben şimdi onu yollarım. Anlatırsın rahat rahat. Günaydın. Günaydın. Melih, oğlum. Evde taze ekmek kalmamış. Bir koşu gidip alıversen. Olur hala, alırım. Anlat. Ya halacığım sarılıp uyuduk sadece. Yani daha doğrusu ben sarıldım. O iş olmadı mı? Yok halacığım ya. Nerede? Yan yana yattığınızda hiçbir şeycik olmadı. Vay başıma gele. Tabi. Aklında o kız varken hiç dokunur mu bana? Her gün de okulda görüyor. Her gün gözümün önünde. Bir de o görsün bakalım bizim yüzümüzü. Ailecek bir görünelim bakalım Banu Hanım'ın gözüne. Ay hala korkulur senden valla. Nasıl yani okula mı gideceğiz şimdi? Neler görüp geçirdi senin bu halan. Ulan ne yapacağım ben ya? Hazırlanmadın mı daha? Hadi yahu. Hazırım baba. Hadi yürü. Baba ben diyorum ki... Deme bir şey deme. Sinirimi oynatma benim. Düş önüme. Tamam baba sakin ol. Sağ ol. Canım benim ya sağ ol. Sinir oldum ya. Ne oldu? Görmedin mi? Çayılırken çocuğum biri resmen önüme geçti. Zaten sınavım var. Elimde tek bir not bile yok. Bir tarafta not bulabileceğim biri var mı diye bakınırken çocuk bunu fırsat bilip resmen önüme geçti. Bu erkeklerin ruhu öküz ruhu. Aa, Başak. Bak bu kız benim bir üst dönemim. Çok da akıllı bir kız. Ya gökte ararken yerde buldum. Kesin onda notlar vardır. Ben bilip sorayım.
kasasından alırsın. Başak, merhaba, ne haber? İyidir, sen nasılsın Behreş? Ben de iyiyim. Ya sana şey soracağım. Bahri Hoca'nın sınavı var da, sende geçen senenin soruları var mı? Ya var ama sınav olmayacak herhalde. Aa, neden? Bahri Hoca tutuklandı. Haberin yok mu? Ne? Çok üzgünüm ama gördüğünüz gibi her şey apaçık ortada. Peki ya bu deliller sahteyse, kocaman komplo kurulduysa? Pek sahte gözükmüyor. Yani siz şimdi diyorsunuz ki? Deliller apaçık Bahri Bey'in suçlu olduğunu gösteriyor. Lütfen. Sizden rica ediyorum. Bu görüntüleri çocuklarıma göstermeyin. Babalarını böyle görmesinler. Peki. Söz veremem ama elimden geldiğince yardımcı olurum size. Teşekkür ederim. İnanamıyorum. Ya olamaz böyle bir şey. Biz de çok şaşırdık. Hatta Demir çok kötü oldu. Ne yapacağını bilemedi. Siz Demir'le beraber miydiniz? Evet, Demir'le beraberdik. Ha. Demir'le beraberdiniz yani. Demir nerede peki? Bahri Hoca'nın yanında şu an. Anladım canım. Sağ ol. Hadi Efsuncuğum, biz Bahri Hoca'nın yanına gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Keşke yiyecek bir şeyler de alsaydık. Bahri Hoca acıkmıştır şimdi. Merak etme canım. Aykut almaya gitti. Birazdan gelir. Aman çok sağ olsun. Olmasaydı ne yapardık? Özgür. Senin Aykut'la derdin ne? Tamam biliyorum, çok gerginsiniz ama biraz sakin olun lütfen. Evet çocuklar, kavganın sırası değil. Oturun bakayım şöyle. Değil mi? Delil falan yok değil mi? Anne. Yapacak bir şey yok çocuklar, bekleyeceğiz. Bırakmayacaklar mı babamı? İpat teyze, bırakmayın kendisi lütfen. Yani Bahri Hoca hepimiz kefiliz. O asla böyle bir şey yapmaz. İkbal, komiser ne diyor? Bırakmayacaklar mı Bahri'yi? Durum sandığımızdan daha ciddi Celal. Ne diyorsun sen İkbal? Hayatta böyle bir şeye inanmam. Komiserimiz Anıl ile görüşmenize izin verdi ama herkes değil. Buyurun. Oh nihayet. Paranla toz olsun. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Bak, beni tanımıyorsun ona göre. Bahri'yi içeri attığının ben olduğumu anlaşılırsa sen de yanarsın. Çeneni kapalı tut. Kimseye de bu olaydan bahsetme. Arkasında. Çok canım sıkılıyor, kusura bakmayın. Sizi böyle karşıladım.
Sen hiç üzülme babacığım. Biz senin masum olduğunu biliyoruz. Gerisinde önemi yok zaten. Sağ ol canım kızım benim. Bahri, biliyorum çok zor ama biraz sabırlı ol. Sen benim tanıdığım en dürüst, en ahlaklı insansın. Belli ki bir yanlış anlaşılma var. Gerçekler en kısa zamanda ortaya çıkacak ve sen serbest kalacaksın. Evet baba. Masum birini daha burada ne kadar tutabilirler ki? Sağ ol. Rica etsem bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii İkbal, tabii. Görüşürüz baba. Babacığım, biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz, tamam mı? Demircim, Volkan'la sonra alışverişe gideceklerdi. Kafe boş kalacak. Sen baş ağrı alıp kafeyle ilgilenebilir misin? Tamam, siz hiç merak etmeyin. Biz her şeyi hallederiz. Oh, iyi yedik vallahi. Afiyet olsun alacığım. Maşallah. Ne güzel yakışıyorlar. Hadi afiyet olsun, ben yavaştan kalkayım. Okula geç kalacağım. Bekle ama beraber çıkalım. Biz de geleceğiz bugün okula. Ne? Niye? Ay halacığım, bizim ne işimiz var okulda? Oturalım evimizde sıcak sıcak, ne güzel. Olmaz. Göreceğim ben damadımın okulunu. Hem Melih'in dersi bitince bir yerde oturup şöyle bir güzelce yemek yeriz. Valla siz bilirsiniz de ben sıkılırsınız diye şey ettim. Sıkılmam, sıkılmam. 40 yılın başı bir Ankara'ya gelmişim. Evde mi oturacağım? Kadasımı aldım. Peki madem. Hadi. Hadi bir an önce toplayalım da çıkalım. Maalesef bir gelişme yok. Sen hala okulda mısın? Evet ama dersim bitti. Çıkacağım birazdan. Bir şey soracağım. Eğer işin yoksa bugün kafede bana yardım edebilir misin? Tabii, gelirim. Çok sağ ol. Ben şimdi oraya gidiyorum. Sen de oraya gelirsin. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz. Bahri Hoca nasıl? Değişiklik yok. Hala içeride. Sen nereye? Kafeye gidiyorum. Kafe boş kaldı da. Efsun da seninle gelsin. Hem yardım eder sana. Gerek yok. Ben yalnız değilim ki. Niye? Başak mı gelecek? Evet, Başak gelecek Mehmet. Bir mahsurum mu var? Yok canım. Bize ne? İyi o zaman. Görüşürüz. Gördün değil mi? Bırak ya. Ne hali varsa görsün. Salak. Gel girelim biz içeri. Tatilindeler baba ya, ben onu unuttum. Hay Allah, hiç düşünemedik. Olsun, ne yapalım, başka zaman geliriz artık. Hadi sen işinden gücünden kalma, git. Yok ya, ne gideceğim? Senin dersin var mı? Yok ama baba, 2 saat sürer onların öğle tatili. Hadi canım sen de. Devlet dairesinde 2 saat öğle tatili mi olurmuş? Ya baba bilmiyorum ama bizim okulda öyle yani. En azından ben öyle biliyorum. Fark etmez, ben beklerim. İyi de nerede bekleyeceğiz? Buluruz bir yer. Yürü. Karakoldayım şimdi. Annemler babamı görmeye gitti. Çok üzüldüm. Senin için yapabileceğim bir şey var mı diyeceğim ama... Aslında sana çok ihtiyacım var. Keşke yanımda olabilsen. Of, yanında olmayı ben de isterdim ama ajansta işler çok yoğun. Bu mudur yani? Zor günde beni yalnız bırakıyorsun. Sana neden gelemediğimi söyledim. İşimi zorlaştırma lütfen.
İyi peki Mine. Ben anlayacağımı anladım. Görüşürüz. Özgür, nasılsın? Nasıl olayım işte, bildiğin gibi. Canım benim ya. Merak etme, hepsi geçecek. Bahri Hoca'nın bir şey yapmadığını anlayacaklar. Yapabileceğim bir şey varsa söyle. Elimden ne geliyorsa yaparım. Biliyorum, biliyorum. Teşekkür ederim. Hadi gel Pelin'i yalnız bırakmayalım. Annem babam yanında. İrfan, nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama sana yemin ederim o mesajları ben atmadım. Güvenlik kamerasının görüntüleri o kadar aleyhinde ki. Ben sadece bir öğrencime yardımcı olmaya çalışıyordum. Nereden bileyim ya kızın kafayı benimle bozduğunu? Madem böyle bir derdin vardı niye bana anlatmadın? Yardım edebilirdim sana. Ne diyecektim sana? 20 yaşında bir kız bana asılıyor, ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Böyle mi söyleseydim? Ne yapacağız peki şimdi? Ben yanlış bir şey yapmadım İkbal. Merak etme. Kısa sürede buradan çıkarım ben. Burada kalacak değilim herhalde. Umarım. Umarım dediğin gibi olur. Dur bir dakika, bir dakika. Sen ne diyorsun ya? Sen benim söylediklerime inanmıyor musun? Bana bir şey söyle İkbal. Bak, sana sadece bir kez soracağım. Ama lütfen bana doğruyu söyle. Oldu mu böyle bir şey? Canım, nasılsın? Nasıl olayım? Benim çok bozuk. Celil amca ile Berna teyze hala karakoldalar değil mi? Evet. İkbal teyze, Pelin, Özgür. Hepsi oradalar. Yanımda olmak istediler. Ya ben seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum ama. Bahri Hoca benim için çok önemli. Beni buraya o getirdi. Ne zaman zor durumda olsam yanımda hep o vardı. Yani hala anlayamıyorum. Onun gibi birine nasıl böyle bir iftira atılabilir ki? Ben de çok şaşırdım. Kim bilir ailesi ne durumdadır şimdi? En çok da ne canımı sıkıyor biliyor musun? Elimden hiçbir şey gelmiyor. Üzme kendini. Hallolur bir şekilde. Nasıl peki? Yani biliyorum beni rahatlatmaya çalışıyorsun ama... benim keyfim hiç yerine gelecek gibi değil. Yürü hadi mutfağa gidiyoruz. Niye? Ya burada durup somurtmanı izleyemem, kusura bakma. Senin keyfini yerine getirecek harika bir şey yapacağız. Gel hadi. Sana inanamıyorum İkbal. Biz bunca yıl aynı yastığa baş koyduk. Ve sen benim söylediklerime inanmıyorsun. Sen bana güvenmiyor musun ya? Güveniyorum güvenmesine. Ama ben de neye inanacağımı şaşırdım. Tamam İkbal. Hadi sen git. Bahri, çok özür dilerim. Ben o görüntüleri görünce... İkbal, git dedim. Hadi git. Git buradan! Kadar büyük bir yermiş. Ya evet. Öyledir halacığım. Arzu sen halanı al. Moda kafeye götür. Ben de derse gireceğim. Olur değil mi Neriman hala? Benim canıma keşke. Ne? Canıma keşke. Yani canıma minnet demek. Ha. Damat. Kayseri'ye gelmeye gelmeye şivemizi unutmuşsun. Ya öyle oldu. Neyse hadi görüşürüz. Şu yer cücesi Banu bizi görünce ne yapacak çok merak ediyorum doğrusu. Kuzu kurt görünce ne yaparsa onu yapacak kızım. Sen bak şimdi o burada mıdır onu söyle. Tabii canım kesin buradadır. Hep moda kafeye gider. Hadi o zaman.
babamın yanından ya. Merak etme kızım, birazdan gelir. Karı koca konuşacakları vardır. Ya kızın kim olduğunu biliyor musunuz? Sana ne? Seni niye ilgilendiriyor? Hem sen niye geldin? Gitsene. Ya Pelin, biraz sakin olur musun? Ya kız normal bir soru sordu. Ne bağırıyorsun? Sormasın. Onun sesini bile duymaya tahammülüm yok. Yeter ya. İkiniz de susun. Size köşedeki büfeden yemek yaptırdım. Ayran da var. Açıkhan lütfen buyursun. Ay Aykut, çok sağ ol. Çok makbule geçti. Aykut, babam ne olur kurtulsun artık. Ne olur çıksın. Tamam hayatım, artık üzülme. Çıkacak. Ya o sıcacık oturacağız işte. Güzel yer arayan mı var? Ama baba şimdi herkes derse dersten çıktıktan sonra burası çok kalabalık olur. Onun için arkadaki kafeye gidelim hadi. Oğlum iki çay. Babacığım. Ha çay içmeyeceksen söyle. Yok baba. Baba ne olur benim okumama izin ver. Ya sana okuma diye mi var? Niye çalışıyorum ben hala? Ya, yok baba onu demiyorum. Almama izin var. Allah Allah. Kızım laftan anlamıyor musun sen? Olmaz dediysem olmaz. Baba lütfen. Ha uzattın ama ha. Kız ne güzelmiş burası. Öyledir alacığım. Hem bir taşla iki kuş diye de buna derler. Hem Banu hem de babası burada. Üstelik Banu'nun babası beni onun sınıf arkadaşı zannediyor. Şu boyalı sarışın mı? O çakma sarışın. Sen tanıştır beni onlarla. Sonra da seyret cümbüşü. Aa, Kazım amcacığım merhaba. Nasılsınız? Oo, merhaba Arzu kızım. Merhaba. Kimseye de bu olaydan bahsetme. Dur bakalım Aykut. Seninle işimiz henüz bitmedi. Bu Şule denen kız ifadesinde Bahri Atabay'ın odasından çıkarken oğlu Özgür de beni gördü demiş. Eğer oğlan kızın ifadesini doğrularsa Bahri Atabay tutuklu yargılanacak. Şimdi bir an önce oğlanın ifadesini alalım. Tamam komiserim. Sen benim elmalı kurabiye sevdiğimi nereden biliyorsun? Yani buraya hindi yapmaya geldiğim gün sen Berna teyzeye söylerken duymuştum. Duyduğumu unutmadın yani öyle mi? Öyle. Ya sen böyle boş boş duracak mısın? Bana yardım etmek yok mu? Vallahi keyifsiz olan benim. Hem sen benim keyfimi yerine getirecektin. Aa, ne şımarık mısın sen öyle? Tamam bükme boynunu lan. Yardım edeceğim sana. Ne lazım şimdi? Önce şunu bir boynuna takalım. Sonra bu elmaları alıp rendeleyeceğiz. Ardından da kurabiyemizin içini hazırlayacağız. Sonra ceviz içini blenderdan geçirip kurabiyenin içine koyacağız. Ya sen kurabiye yapmayı biliyor muydun? Ben sana Antalya'da bir aşçının yanında yamaklık yaptım. Anlatmadım herhalde. Hayır. Şimdi bak,
Arzu kızım, sen Banu'nun burs kazandığını biliyor muydun? Ya evet, biliyordum Kazım amcacığım. Ben de çok istedim ama şans işte, puanım yetmedi. Ne bursu kazandın kız sen? Erasmus, İngiltere'de okumak için. Aferin sana. Senin de koltukların kabarmıştır Kazım Bey. Maşallah var bu sene. Ama ben gönderemem öyle uzakları. Aa, nasıl yani? Ay ben kendim gidemiyorum, Banu gidiyor diye çok sevinmiştim üstelik. Gitmeyecek kızım. Okula haber vermeye geldik zaten. Evet, hadi artık baba kalkalım. Ay ama nasıl yani? Böyle çok önemli bir bursu reddedeceksiniz öyle mi? Niye şaştın Arzu kızım? Buradaki okulların suyu mu çıktı? Dizimizin dibinde okusunlar. Beyim Neriman Hanım. Yok, hiç kusura kalma Kazım Bey. Ben istikballeri için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım diyorum. Yapıyoruz zaten. Elimizde avucumuzda ne varsa onların. Öyle, öyle emme. Evet hadi baba artık kalkalım. Ya bir dur kızım, kahvemi içeyim. Ay çok da önemli bir fırsattı. Yazık oldu vallahi, üzüldüm şimdi. Bence gönderin gitsin Kazım Bey. Bizim kızlarımızın aklı başında. Mukayyet olurlar kendilerine. Tabii olurlar canım. Ha. Zaman kötü, dünya kötü. Gözümüzün önünde olsunlar. Yok yok. Öyle kötü kızlar da var ki. Vallahi böyle evli erkeklerin peşinden koşanlar mı dersin? Yuva yıkanlar mı dersin? Bize ne canım o kızlardan? Ya ama öyle söylemeyin Kazım amcacığım. İnanın yanı başımızdalar. Halam çok haklı. Ben size geçen gün hamile bir kızdan söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz? He, hatırladım. Gitmiş kürtaj olmuş biliyor musunuz? Ya tamam yeter. Ya evet artık hadi baba. Benim öyle bir kızım olsun. Vallahi kafasına sıkardım. Nasıl laflar bunlar? Tövbe tövbe. Ay tövbe tövbe. Gerçekten vurur muydunuz Kazım amcacığım? Vururdum tabii. Aman Allah korusun. Elini kana bulama kardeş. Söyleyeyim mi babana? Ne söyleyeceğim? Bilmem. Banu belki kendi söylemek ister Kazım amcacığım. Ne diyor kızım Arzu? Aman be. Hiç işim gücüm yokmuş gibi de başıma şu kitap ödevini çıkardılar. Halanla gitmeye niyeti yok. Ah Meliha. Daha çok çekeceğim var oğlum senin. Çok! Çayları buraya koyuyorum. İkbal'cim, sen de çay iç istersen. Yok Celal, sağ ol, içmeyeceğim. Özgür. Aramızda ne geçerse geçsin, ne olursa olsun ben hep senin yanındayım. Sen benim için çok önemlisin. Her şeyden önce insan olarak çok değerlisin. Sağ ol. Özgür ata bakayım. Buyurun benim. Komiserimiz ifadenizi alınacak da. Ben de gelebilir miyim? Yalnızca komiserim Özgür Atabay'ı çağırdı. Ama oğlumun yanında olmak istiyorum. Bu olay ailemizi çok yıprattı. Lütfen. Bu seferlik böyle olsun. Böyle. Sadece yemek yapmayı bilmiyorum. Aynı zamanda çok pratiğim. Aman aman sevsinler. Resmen elimden aldın yaptığım işi. Senin elin yavaşsa ben ne yapayım? Bakıyorum sıkkınlığın hemen geçti. Benimle uğraştığına göre. Şaka yapıyorum ya. Bugün yanında olmasaydın ne yapardın bilmiyorum. Bana nefes aldırdın. Senin yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Senin kötü gününde sana destek olmak benim için çok önemli. Yani
Daha doğrusu sen benim için çok önemlisin. Pardon, bakar mısınız? Müşteriyle ilgili mi? Gerçekten bilmiyor muydunuz Banu'nun sınıf birincisi olduğunu? Bilmiyordum, söylemedi. Hem sınıf birincisi, hem burslu, hem güzel. Pek hanım biz senin arkadaşın. Çok sevdim kız ben seni. Bu da bir kuzu. Sağ olun baba. Hadi artık kalkalım. Bitmiştir değil mi öyle tatili? Hemen gitmeyin. Benim damat gelecek. Tanıştırayım sizi. Arzu kızım, sen evli misin? Evet Kazım amcacığım. Evliyim. Allah mesut etsin. Demek hem okuyorsun hem de evi çekip çeviriyorsun ha. Bak şimdi daha çok gözüme girdin ha. Baba hadi. Tamam kızım. Şule Hanım ifadesinde Bahri Bey'in kendisini taciz ettiği sırada sizin onu odadan çıkarken gördüğünüzü söylemiş. Doğru mu bu? Cevabınıza göre Bahri Bey tutuklu veya tutuksuz yargılanacak. Yani bu akşam evine dönebilecek. Evet doğru. Zamansızlık var ya yanımda kalsan aslında.